Bir dakika. Şimdi Hilal diyor ki sabah ben şöyle bir şey oldu. Şimdi ben Kılıçdaroğlu ile Türkiye'de en çok röportaj yapan gazeteciyim efendim. Faruk Bildirici galiba bir analizinde medya ombudsmanı bunu söylemişti. Uzun yıllardır tabii ben sabah haberi yaptığım için. 22 röportaj yapmışım. Onun demokrat kimliğini biliyorum. Fakat ona bir hata yaptırdılar sayın erkek. O gün ben yayına çıkarken Halk TV'de gece tam en kritik anlarda tanıdığım Kılıçdaroğlu, demokrat kimliğini bildiğim Kılıçdaroğlu çekilmeyi tartıyordur dedim. Dün Zeydan Karalar'la konuştum. Gerçekten de tartışmışlar. Tarttı. Çekilecekmiş aslında. Fakat etrafındaki isimler çekilmeyin demişler. Yani ona hata yaptırmışlar. Sabah ben Kurultay'da da görüp konuşmuştum. Şaban Sevinç o değişimden yana bir tavır, yani haberleriyle tavır koymuştu. Video hazır mı arkadaşlar? Şimdi bakın o anlara gidelim. Tam gece 24 civarı olmalı. Birinci tur bitmiş. Artık delege tavrını koymuş. Kemal Bey'in o demokrat kimliğiyle çekilmesi lazımdı. Çekilmeyi tartışmış bakın. Tartışmış. Ama Şaban Sevinç'ten mi alıyoruz arkadaşlar? Bir izleyelim bakalım. O anlara gidelim. Şimdi bakın önce şunu söyleyeyim. Hepimiz hayatta bir takım kritik kararlar veririz değil mi? Ben 50 yıllık hayatımda böyle 2-3 karar verdim. Böyle bir ortamdan sağlıklı karar çıkmaz. O gün ben yayında dedim ki Sayın Muharrem Bey, Halk TV'de milyonlar izlemiş işte reytinglerde Halk TV, herkes Halk TV'de izlemiş. Tanıdığım Kılıçdaroğlu kendi kendine kalsa dedim ama etrafında kimse olmayacak. Böyle düşünse sakin sakin dese ki kurultay 13,5 yıllık genel başkanlık. Şimdi delegenin yarısı bana oy vermemiş daha birinci turda. Kendi kendine kalsa çekilir dedim. Gerçekten çekilirdi. Ama böyle bir ortamda etrafınızda böyle bir şey varken çekilemezsiniz. İsmail Bey 8 yıl milletvekilliği yaptım. Bunun 5,5 yılı genel başkanlığı hukuk ve seçim işlerinden sonra genel başkanlığına geçti. Çok yakın çalıştım genel başkanımla. Onun için gerçekten çok büyük bir sevgi ve saygı duyuyorum. Çok şey öğrendik ondan, mütevaziliği. Parti içi demokrasi yönünde çok önemli hamleler attı. Evet dediğiniz gibi aslında bize gelen bilgi de genel başkanımızın aslında bir çekilme iradesi ortaya koyduydu. Ama kurmaylarının yakın o gün yakınında olan kişilerin düşüncelerine, tavırlarına da saygı göstermiş. Çekilmeli miydi? Daha doğru olurdu. Genel başkanımız açısından da. Çünkü genel başkanımız zaten bakın bunlara çok önem verir. Gerçekten o demokrat kimliği çok özeldir. Benim mesela 5,5 yıllık genel başkanımcılık siyasi hayatımın en onurlu dönemidir. Bir saniye. Efendim tabii bir taraftan da CHP kurultayını takip ediyoruz. Özgür Özel'in nasıl bir değişim listesi olacak? Şunu ifade edeyim. Çok değerli isimler var. Bunlardan bir tanesini kamuoyuna biz duyurmuştuk geçtiğimiz hafta. Sinan Adıyaman da parti meclisine girmiş efendim. Onu da ifade etmek istiyorum. Şöyle bakayım. Evet Sinan Adıyaman bir dönem Tabipler Birliği Başkanlığı da yapmış bir isimdir. Şöyle alt taraftaki isimleri arkadaşlar bir geçirin. Ben de sizlere bir analiz yapayım. Siz Muharrem Bey siz de bize eşlik edin. Tabii. Şimdi bakın Özgür Özel'in parti meclisi listesi. Sinem Kırçiçek, Gül Çiftçi, Şengül, Melisa, Uğraş. Bakın sürekli değişiyor bunlar. Şimdi Sinan Adıyaman'ı önemsiyorum. Bunun dışında Gamze Taşçıer var. Nasıl buldunuz efendim? Bu arada ben isimlere bakarken tabii, siz konuşun çok lütfen. Teşekkür ederim. Bak Sinan Adıyaman. Şimdi birleştirme tutanakları yeni düzenleniyor. Evet. Yavaş yavaş kimlerin girdiğini göreceğiz. Ama ekonomiyi kime teslim edecek Özgür Özel? Kiminle çalışacak ekonomide? Geçen hafta ben de Yalçın Karatepe var. Yalçın Karatepe, Selin Sayık Peke. Onlarla çalışacak. Mesela dış politikada çok önemli bir isim var. İhlan Üzgel. Çok Volkan Demir var Baliye İktisat Bölümünde. Sabah kimi gördüm konuşma yaparken Özgür Özel'in hemen yanında Namık Tan'ı gördüm. Tabii. Yani deneyimli bir diplomat. Zaten genel başkanımız Sayın Özgür Özel
çok enerjiktir, dinamiktir. Çalışmayı da çok sever. Ve şimdi gerçek performansını gösterecek. Ekip siyasetine çok önem verir. Çok iyi ekipler oluşturuyor. Ve Türkiye'nin temel sorunlarını yakın zamanda çok ciddi noktalar koyacak. Ama en önemlisi ne biliyor musunuz İsmail Bey? Bakın hep diyoruz ya CHP değişirse Türkiye değişir. Değişimin gücü, halkın ne istediğini bilerek siyaset yapmak zorundayız. Ama gerçek değişim nerede olmalı biliyor musunuz? Türkiye demokratik bir hukuk devleti olduğunda gerçek değişim olmalı. Yani demokrasiyi, hukukun üstünlüğünü getirdiğimizde. Çünkü Türkiye öyle bir sisteme savruldu ki maalesef. Kuvvetler ayrılığı yok oldu. Hukuk devleti temelinden sarsıldı. Eşitlik, özgürlük, adalet. Gençler demokratik haklarını bile kullanamıyorlar. Üniversiteye yüz binlerce genç üniversitede bugün tahsiline devam edemiyor. Çok önemli sorunları var Türkiye'nin. İşte gerçek değişimi burada gerçekleştireceğiz hep beraber. Çok iyi kadrolarla. Şimdi bakın değerli izleyenler, hep soruyorsunuz. Etrafınızda liyakatli isimler olacak efendim. Böyle yalakalar ordusu olmayacak, onu ifade edeyim. Çünkü siz ne kadar böyle ehil bir insan olsanız da, kualifikasyonlarınız, yani yetenekleriniz, bilgi birikiminiz ne kadar yüksek olsa da, etrafınızda sadece yalakalar falan olduğu zaman bu başarıya ulaşamıyorsunuz. Liyakatli isimler ve sizi eleştirecekler, size doğru yolu gösterecekler. Sizin hoşunuza gidenleri değil sadece. Bakın büyük liderler, ister iş adamı olsun, ister siyasetçi, ister medya, büyük isimler eleştiriye açık isimlerdir efendim. Bunu da altını çizmek istiyorum. Murat Emir de kayıt dışı siyaset dediğimiz işte tas tamam budur diyor. Hani Özgür Özel haftalardır diyordu ki kayıt dışı siyaset. Ben ona sordum bir keresinde. Kayıt dışı siyaset nedir Özgür Bey? Dedi ki İsmail Bey, seçilmiş kurullarda tartışılarak yapılan siyaset kayıt altındaki siyasettir. Ama yalnızca bazı danışmanlarla seçilmiş kurullarda konuşulmadan, tartışılmadan, istişare edilmeden alınan kararlar kayıt dışı siyasete girer diyordu. Murat Emir, Şaban Sevinç'in o anlara ilişkin, yani Kılıçdaroğlu'nun çekilmeyi tartıştığı anlara ilişkin çekilmeyin efendim diyenlerle ilgili video. Hazır mı? Bir daha izleyelim. İşte tarihi bir an değil mi bu? Çok çok tarihi bir an, ama göreceksiniz genel başkanımızla, Sayın Kılıçdaroğlu'yla yeni genel başkanımız Özgür Özel böyle Türkiye'ye ve dünyaya örnek olacak çok güzel bir devir teslim töreni yapacaklar. Cumhuriyet. Ama oradaki Kemal Bey'in konuşma yapmadan gitmesinde üzüldüm, onu söyleyeyim. Evet, genel başkanımız çok geç bir saatte ayrılmak durumunda kaldı, evine gitti ama sonra aradı, görüştüler, tebrik etti. Attı. Bakın Cumhuriyet Halk Partisi'de demokratik olgunluk gerçekten çok köklüdür. Çok köklüdür. Bunu zaten yaşıyoruz. Dünyada bile birçok parti böyle kongreler yaşayamaz. Bu kadar tartışmaların, fikir tartışmalarının yaşandığı, sonuç bildirgelerinin hazırlandığı. Şimdi göreceksiniz önümüzdeki dönemde çok önemli tüzük kurultayları, program kurultayları olacak. Cumhuriyet Halk Partisi tarihsel süreç içerisinde her zaman değişimin gücüyle ilerlemiştir. 100 yıldır ayakta kalabilir partinizi, misiniz? Partinizi halka açmalısınız Muharrem Bey. Evet. Özgür Özel'e dün onu da ifade ettim. Sayın Genel Başkan, artık Genel Başkan diyoruz. Sayın Genel Başkan dedim, partiyi kitleselleştirmeniz lazım. Çünkü dedi ki İsmail Bey dedi, temiz bir sayfa açıyorum. İşte dedi 81 il başkanını davet ettim. Bir tanesi uyumuş. 80 il başkanıyla toplantı yaptım dedi. Şimdi dedi kadrolar, değişim, söylem, yenilem. Yani eğer CHP'yi kitleye açarsanız, eğer örgütleri, teşkilatı güçlü hale getirirseniz o zaman olur. Çok doğru. Çok teşekkür ederim bu konuya değindiğiniz için. Cumhuriyet Halk Partisi örgüt partisidir. Belde örgütümüz, ilçe örgütümüz, il örgütümüz, oralardan süzülerek gelir yukarı her şey. Bundan sonra da bu şekilde daha sağlıklı o kanallar açılacak ve örgütlerimiz halkla
bütünleşecek. Biz sosyal demokrasiyi tüm kitlelerle buluşturacağız.